24 Şubat Cuma, Cumhuriyet, Zülen Kalkandelen, felaket kapitalizmi ve şok doktrini devrede. Çarşamba günü deprem bölgesindeki izlenimlerimi aktardığım yazımı felaket kapitalizmine karşı uyararak bitirmiştim. Bir daha enkaz altında kalmamak için AKP'nin yarattığı siyasi enkazı ortadan kaldırmak için, enkaz tozlarına karışan ceset kokularını bir daha solumamak için, felaket kapitalizmine dur demek için demokratik toplum örgütlerine ve siyasi partilere büyük bir görev düşüyor demiştim. Uyarımın ne kadar haklı olduğu aynı gün ortaya çıktı. Öncelikle felaket kapitalizmi nedir diye açıklamak gerekirse, Kanadalı gazeteci Naomi Klein'ın The Shock Doctrine The Rise of Disaster Capitalism, Şok Doktrini Felaket Kapitalizminin Yükselişi adlı kitabına atıf yapmak gerekir. Klein bu kitabında şok terapisinden yola çıkarak savaşlar, terör saldırıları, darbeler ve doğal afetler yoluyla toplumlarda önce şok yaratıldığını söylüyor. Sonra bu ilk şokun yarattığı korku ve düzensizlik ortamını kullanan politikacıların ve şirketler aracılığıyla ekonomik olarak ikinci şoku gerçekleştirdiğini örneklerle kanıtlıyor. Buna direnenlere gerekirse polis ve hapishane sorgularında üçüncü şok uygulanıyor. Amaç toplumu kapitalizmin zalim uygulamalarına hazır hale getirmek. Bu model Thomas Friedman'ın geliştirdiği modern kapitalizmin taktiksel stratejisiyle de uyuşuyor. Büyük bir kriz beklenir ya da yaratılır. Vatandaşlar krizden bocalamış bir haldeyken devlete ait hizmetler özel kişilere devredilir var olan haklar elden alınır ve sonra da bu sözde reformlar kalıcı bir hale getirilir. Türkiye'de de daha önce defalarca uygulanan bu doktrin deprem sonrasında yine devrede. Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında bölgede koordinatör olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin'in memurlar, işçiler bir aylık maaşlarını almasınlar ne olacak? yani aç kalmayız demesi de bunun en iyi kanıtlarından biri olarak tarihe geçti. Felaket kapitalizmine karşı uyardığım yazımla aynı gün resmi gazetede bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Olağanüstü hal ilan eden bölgede çalışma yaşamını düzenleyen kararname, felaket kapitalizminin derhal harekete geçirdiğini duyurdu. Kararnamede ne var diye baktım ve gördüm ki sendikal haklar askıya alınmış.'' Bölgede sendikaların yetki tespiti, toplu iş sözleşmesi, uyuşmazlık ve grev süreçleri olağanüstü hal boyunca durdurulmuş. Bu toplu iş sözleşmesi imzalanmayacak, grev yapılamayacak demek oluyor. Bununla da kalmıyor. Kısa çalışma uygulamasının deprem bölgesinde kapsamı genişletilmiş. Bölgesel kriz gerekçesiyle işverenin başvurusu doğrultusunda kısa çalışma ödeneği verilecek. Ancak kısa çalışmada işveren işçiye ücret ödemeyecek. Ücret işsizlik sigortası fonundan günlük 133.44 lira olarak karşılanacak. İşçi bu sadaka gibi ücrete mahkum edilirken iktidar bunu utanmadan iş veya hizmet sözleşmesinin feshi yasaklandı diye duyuruyor. Oysa kararnamede sözü edilen tek taraflı bir ücretsiz izindir. İşçiye ödenecek toplam ücret aylık olarak 3000 liranın biraz üzerinde tutuyor. Bu sadakayla hangi ihtiyacına giderecek işçi? Siz kimi kandırıyorsunuz? Felaket kapitalizmi öylesine vahşice atağa geçti ki sendikaların ve siyasi partilerin derhal bu kararnamedeki düzenlemelere karşı sesini yükseltmesi şart.